Meteoroloji, Antalya için 3 gün zirai don uyarısında bulundu. Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, zirai faaliyetlerin devam ettiği Antalya'da özellikle kıyı kesimlerde olmak üzere il genelinde salı, çarşamba ve perşembe günleri hafif yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği duyuruldu. Üreticiler ve ilgililerin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu. Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı üreticilerin sazlı sözlü don nöbeti başladı. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada soba yakması gereken çiftçiler, sabaha kadar sazlı sözlü türkülere eşlik edip oynayarak don nöbetine başladı. Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim merkezlerinden Serik'te hava sıcaklığının 3 ila 4 dereceye düşmesiyle birlikte çiftçiler, ürünlerini dona karşı korumak için nöbete başladı. Gündüzden hazırladıkları soba ve odunlarını gece ateşleyen üreticiler, don nöbetinde uyumamak için de bir araya gelip sazlı sözlü eğlence düzenledi. Ürünlerini dondan korumak için gece boyunca serada sobalara odun atan üreticiler, sık sık ürünleri kontrol etmeyi de ihmal etmedi. Üreticiler birbirlerini ziyaret ederek, çay içip çalınan saz ve söylenen türküler eşliğinde sohbet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde iyice soğuyan havada ise hareketli oyun havasında oynayarak ısınmaya çalıştı. Örtü altı üreticisi Hüseyin Özer, bugün burada hava sıcaklığının 4 derece olmasından dolayı mahsullerimiz zarar görmesin diye sobamızı yaktık. Burada komşularımızla, arkadaşlarımızla birbirimiz arasında yardımlaşarak bu nöbeti gerçekleştiriyoruz, dedi. Bugün burada hava koşullarının 4 derece, 3 derece olmasından dolayı mahsullerimizin içerisinde sobamızı yaktık. Mahsullerimiz zarar görmesin diye. Bu arada komşularımızla da, arkadaşlarımızla buradalar, birbirimiz arasında yardımlaşarak bu nöbeti gerçekleştiriyoruz. Don nöbetindeyiz şu anda. Çiftçi Hakan Camgöz ise, mahsullerimizi Eylül ayında ektik. Kış ayları geldiği için Ocak ayında geceleri 3 dereceyi buluyor. Onun için domateslerimizi dona vurdurmamak için seralarımızı yakıyoruz. Mahalledeki arkadaşlarla birbirimizin seralarını kontrol ediyoruz. Onlarla birlikte saz çalıyoruz ve bu işi eğlenceli hale getiriyoruz, diye konuştu. Hakan Camgöz ismim. Buralıyım. Domateslerimizi Eylül ayında ektik. Kış ayları geldiği için Ocak ayında özellikle geceleri 3 derecenin altına düşüyor hava sıcaklığı. Onun için domateslerimizi dona vurdurmamak için seralarımızı yakıyoruz. Mahalledeki arkadaşlarla beraber birbirimizi kontrol ediyoruz seralarımızı. Onlarla birlikte komşularımız geliyor, saz çalıyoruz falan, eğlenmek amaçlı. Bu işi eğlenceli bir hale getiriyoruz. Ziraat teknikeri Mustafa Özel ise, şu an Karadayı mahallesindeyiz. Çiftçilerimiz don nöbeti tutuyor. Don nöbetinde bitkilere nasıl bakacaklarını, nasıl koruyacakları hakkında arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çiftçi arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Mahalleden birkaç üreticimizle birlikte bitkilerimizin don vurmaması için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar çiftçi arkadaşlarımızla birlikte nöbetteyiz, diye konuştu. İsmim Mustafa Özel, ziraat teknikeriyim. Şu anda Serik'in Karadayı mahallesindeyiz. Çiftçi arkadaşlarımız don nöbeti tutuyor. Şu anda don nöbetinde nasıl yapacaklarını, bitkileri nasıl koruyacakları hakkında arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çiftçi arkadaşlarımıza kolay gelsin diyoruz. Şu anda mahalleden birkaç üreticilerimizle birlikte bitkilerimizi don vurmaması için, soğuk havadan korumak için ve bitkinin gelişimini bozmamak için sobalarımızı yakmış durumdayız. Sabaha kadar çiftçi arkadaşlarımızla birlikte nöbetteyiz. Don nöbeti tutan çiftçilere moral vermek ve destek olmak için saz çalıp türküler okuyan Erdoğan Çelik, bu uzun soğuk gecelerde, köylülerimize, vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla çalıp söylüyoruz. Gece ürünlerimizi dondurmadan yetiştirebilmek için soba yakıp serayı ısıtıyorlar. Üretimlerini yapıyorlar, sağ olsunlar. Ben de saz çalıyorum onlara moral vermek için, ifadelerini kullandı. Ben Erdoğan Çelik. Bu Antalya Serik uzun gece, soğuk uzun gecelerinde bu köylülerimize, vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla burada gelip çalıp söylüyoruz ve gece ürünlerimizi dondurmadan yetiştirebilmek için kendileri de soba yakıp içeri güzel ısıtıyorlar. Üretimlerini yapıyor köylülerimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz ne yapıyorsunuz peki abi? Ben de saz çalıyorum. Onları usandırmamak için, onlara moral vermek için, onlara destek olmak için saz çalıyorum, türkü söylüyorum.